Geçen seneki yarışı seyredenler varsa, geçen seneki hava şartlarını hani biliyorlar daha çok ama bu sene mesela videosunu bulursam ekleyeceğim. Şu anda izliyor olabilirsiniz büyük bir ihtimalle. Patrick Lange yarışı bıraktığı anki rüzgarı etraftaki seyircilerin hani üzerindeki tişörtlerin sallanmasından falan bakırsan müthiş bir rüzgar vardı parkur etabında. Evet. Ve Patrick Lange'nin bırakma sebeplerinden bir tanesi biraz kendini kötü hissetmesi, yani gözünün karardığını, blackout olduğunu söylüyor. Evet. Ve o rüzgarda o riski almak istemediği için hemen çekip sağ tarafa, sol tarafa bıraktığını söylüyor. Sürprizleri olan bir yarıştı. Mesela benim için sürprizlerden bir tanesi Patrick Lange'nin yarışı bırakmasıydı. Diğer bir kimse beklemiyordu zaten. Tabii bunu. Diğer bir sürpriz tenderesinin bu kadar geride kalmasıydı. Tabii. Bu kadar geride kalmasını birçoğumuz yine beklemiyorduk. Evet. Gibi sürprizler var. Sen önce başla, sonra ben kendi, yani yüzmeden başlayalım tek tek. Sen kendi fikirlerini, ben kendi fikirlerimi anlatayım. Erkekler yarışının yüzmesinden başlayalım. Yine her yıl olduğu gibi, herkesin de beklediği gibi Josh Amberger yine birinci çıktı sudan. Peki bunu neye bağlıyorsun? Paketi. Şöyle ya tabii Kona'da markalar reklamlarını çok fazla yapıyor. Dolayısıyla yüzme etabında, bisiklet etabında ve koşu etabında atletler kendi markalarını ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Hı hı. Burada sponsorluklar çok geçen önemli. Geçen sene Cameron Wurf'ın bisiklet etabında ortalık yük geçmesi gibi. Starkey'nin her yıl Orbe'ye ön plana çıkarma çabası gibi. Hı hı. Bisiklet parkurunda aynen öyle. Oldukça yırtıcı gitmesi gibi. Josh Amberger yüzmesi çok ön planda olan bir sporcu olduğu için bir önceki sponsoru TYR'ydi yanılmıyorsam. Evet. Şimdi 13'e geçmiş, evet. Ve hani en önden çıkıp o markayı göstermiş. Sonuç itibariyle sen yüzdüğün için önde sürekli tabii kamera seni çekiyor ve sürekli kameralar karşısında senin markanın ön plana çıkıyor. Ki yarışı seyrettiyseniz tempo anlamında önde seninle konuştuğumuz gibi sporcunun bir tanesi nabız anlamında baktığında zone 5'te gidermiş gibi yüzerken Josh Amberger, arkasından gelen Alistair Brody'ye Jan Fredon'a gayet daha sakin bir tempoda yüzer gibi gözüküyorlardı. Aynen öyle. Yüzmenin sürprizi? Yüzmenin sürprizi tabii ilk grupta Patrick Lange çıktı. Kimse beklemiyordu bunu. Faris Asultan'ın özellikle onu hazırladığı söylendi yayın sırasında. Bu bir taktik tabii. Sonuç itibariyle ben bir dönem İşte o zamanlar hiç dünya şampiyonasına kayıf olmamıştım, 1993 dünya şampiyonasına. Sebastian'la çalışıyorduk benim antrenörle. Ondan sonra Sebastian Pedraza İtalyan, o da eski bir pro Ironman, Kona görmüş kaç kere. Konuştuk, bir gün Türkiye'ye geldi, antrenmana çıktık beraber. Senin dedi eksiğini bulmamız lazım dedi. Yüzmeye gittik, yüzdük. Koşmaya gittik piste, koştuk. Bisiklete bindik velodromda. Bana dedi ki, sen dedi bisikletine binmeyeceksin dedi antrenmanda dedi. Niye dedim? Sen bisiklete bayılıyorsun, aşıksın dedi bisiklete dedi. Deli gibi çeviriyorsun dedi, yani hiçbir eksiğin yok dedi. Onu çok sevdiğin için dedi, diğerlerini aksatıyorsun. Sonra dedi, yarışa geldiğin zaman dedi, yüzmede geriden çıkıyorsun dedi. Sonuç itibariyle eğer ki sen stota gidiyorsan dedi, böyle bir şey yapıyorsun dedi. Yüzmede geriden çıkıyorsun dedi. Ardından bisiklette yakalamıyorsun, çok basıyorsun dedi. Evet. Bütün gücünü tüketiyorsun. Yakalıyor musun? Yakalıyorsun. Belki yakalayamıyorsun ama sonra koşacak enerjin dedi kalmıyor. Yani potansiyelini ortaya koyamıyorsun. Evet. Bisikleti kesti. Tamamen koşu odaklıydı benim. Ve belli, yani sana şöyle söyleyeyim, eve geldiğinde ayaklarımın böyle acıdığını biliyorum, koşamadığını biliyorum, o yürüyemediğimi şey biliyorum. Şaka değil ya, 20 km intervaller falan veriyordu. Belki birçok kişi için normal, pro atlet için ama bizim için normal değil bunlar. Tabii ki, yaş grubu oldu. Sonrasında 1.33 koştuğum yarış oldu. Yarım maraton derecesinde, Ironman'in içerisinde. Yani süper. Bunlar taktik, yani Patrick Lange'nin ön grupta çıkması, belki tabii bisiklette harcayacağı gücü biraz daha azaltmak için yapılan bir taktik aslında baktığınız zaman. Tabii. Peki sonrasında? Sonrasında ilginç olan şuydu aslında yüzmede. Josh Amberger her yıl yüzmede üçü çağırsın yaptığını yapıyordu aslında. Tabii önden çok büyük farklı çıkıyordu. Bu sefer farklı olan şuydu, 5-6 kişilik bir paket çıktı. Arkasında hemen Alistair yattı, Frodeno vardı. Hı hı. Normalde bunlar hemen ikinci bunu, pakette çıkıyorlar. Bunun sebebini sana söyleyeyim mi? Şimdi Josh Amberger temposunda yüzebilen az insan vardır doğal olarak. Gördük 5-6 kişi var. Şimdi Alistair Brody olimpikten gelme olduğu için hem draftı sağlam, yani yüzme draftını çok iyi bilen birisi. Tabii. Ki eskiden de şu Vargas'ın arkasına yatarlardı sürekli, evet. Ve onları çekerdi. Evet. 4 kişi önde giderlerdi. Aynen. Ondan sonra Jonathan Broly, Alistair Broly, Vargas, hatta birisi daha vardı, unutma şimdi adını. 4'ü önde giderlerdi. Şimdi Alistair Broly'nin yüzmesi iyi. Sonuç itibariyle baktığın zaman yani Fredon'a ve Patrick Lange için de Alistair Broly çok büyük bir rakip. Tabii. Yani ne olacağı, kara kutu yani ne olacağı belli değil o yarış içerisinde ve bence normal şartlar altında eğer ki Alistair Brody bu tempoya gitmeseydi belki de Jan Fredon'a ve Patrick Lange daha geriden gelebilirlerdi. Hani bırakabilirlerdi belki Josh Amberger tek başına gitsin diye yine.
Olabilir. Bence oradaki en büyük etken Alistair Brownlee'nin onların peşinden gittiği için diğerlerini onu bırakmamak istemesi. Olabilir. Bu arada sudan çıktıklarında Alistair Brownlee ayağı kayıp yere düştü. T1'de. Evet. Çok komik bir görüntü. Öyle bir fotoğrafı var. Evet. Tam arkasında Patrick Lange, önünde Jan Frodeno. Jan Frodeno arada evet. Kayıp düşmüş. Hayatının yani en epik fotoğrafı olabilir adamın yani. Kesinlikle. Bisiklete ne diyorsun? Orada enteresan bir strateji oluştu. Şöyle, onu anlatmak istiyorum. Evet, yani. Biz bunu konuştuk. Şaşırdım. Ben izlerken şaşırdım da. Frodeno bisiklete çıkar çıkmaz ayakkabıyı giymeden sanki bir sprint veya olimpik mesafe. Şimdi orada bir algı olarak şöyle bir şey oldu başlangıçta. İlk mesela ben body marking denen hani vücut numaralandırma ya da bisiklete hazırlama anından itibaren seyretmeye başladım videoları. Orada yarış anındaki hava sıcaklığı yani o anki hava sıcaklığı paylaşıldı. Sabah saat 6 itibariyle hava 29 derece, su 28 derece, asfalt 31 dereceydi. Şimdi detaya bak. Ve yağmur başladı. Evet. Şimdi bu ortamda çıkan nemi düşünsen. Yüksek, zaten nemin yüksek olduğu bir yerdesin. Nem oranı çok arttı aslında baktığında. Bununla beraber Jan Frodeno ayakkabı giymedi. Sağ ayağını giydi, sol ayağını giymedi. Yani bir ayağını giydi, bir ayağını giymedi. Şimdi ben de bunu yaptım son yarışta. Niye yaptım? Çünkü dinç ayağımda bir zaman farkı vardı. Ben bunu korumaya çalışıyordum ve bisiklete bindiğimde belli oranda kaçmasın, yani araya çok açmasın diye, gözümün önünden kaybolmasın diye o parke alanı geçene kadar giymedim. Evet. Ama normalde non-draft yarışlarda bu çok fazla yapılmaz. Tam tersen draftta yapılır. Hatta evet. Draftta 10 kilometre bile giyemedin oluyor ayakkabıyı. Niye oluyor? Çünkü 5 metre, 10 metre önünde bir grup var. Onu yakalaman gerekiyor. Ayakkabıyı giymeye kaybedeceğin zaman da yüksek tempoyla arka tarafla araya açmaya çalışıyorsun. Ve bu noktalarda ayakkabı giymeyebiliyorsun. Veya grubun temposu yüksekse giyme fırsatın olmuyor. Aynen. Ya gibi. Sana şöyle söyleyeyim. Bazı sprint triatlonlarda benimle aynı tempo bisiklete binip pabuç ayakkabı giyen var, koşu ayakkabısı yapıp bilen var. Çünkü diyor ki 20 kilometre zaten ben seninle binebileceğim potansiyelde birisiyim. Ayakkabı giymeye sökmeye uğraşmamak için giymeyen var Türkiye yarışlarında. Şimdi bu tarzlar yapılabiliyor. Şimdi bunlar varken böyle bir full Ironman gibi 180 km'lik bir yarışta niye giymediği konuşmak gerekiyor. Şimdi bu da niye giymedi şu. Sudan beraber çıktılar. Bence Jan Frodeno'nun kendini en büyük rakip gördüğü kişi son iki senenin şampiyonu Patrick Lange yani baktığında. Yani yarışın en sonunda koşuda büyük bir kabus Lange. Tabii yani adam herkes için büyük bir kabus. Dan dan gidiyor. Hafif bir adam aynı zamanda. Kadansı yüksek. Dan 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 gidiyor. Adam 38 mi koştu yani. 38 hani, sanırım. Sonuçta böyle bir koşu performansı ki bak daha dün konuştuk seninle. Maraton Dünya Şampiyonası'nda bu sene Dünya Kupası'nın Katar'da yapılan müsabakada Doha'da yapılan müsabakalarda sıcak yüzünden kaç kişi yarış bitiremedi? Konanın sıcağını ve nemini biliyoruz. Burada sen yüzme üstüne, bisiklet üstüne 2.40 koşuyorsun. 80 km bisiklet. 2.38 koşuyorsun yani anladın mı? Az buz bir zamandan bahsetmiyoruz. Çok yüksek bir tempo. Ondan sonra ve orada Jan Frodeno şunu gördük. İlerleyen hatta parkurun diğer zamanlarında da. Arkasından gelebilecek, tempoya uyabilecek yani tempoya takılıp onlarla paket haline gidebilecek bir Patrick Lange'yi kopartmaya çalıştı. Doğru. Sonrasında o yok ben kendi tempomda gittiğim gibi açıklama yaptım. Tabii ki bunu açık açık belki söylemek istememiştir ama biz onu gördük. Evet. Hatta öne geçti tempoyu verdi sonra döndü arkasına baktı geliyor mu gelmiyor mu sürekli sonra. Sürekli Brownlee ile iletişim halinde olması. Brownlee ile konuştular sürekli evet. O geçti öne tempoyu verdi sonra hatta başka bir Alman adını unuttum o arkadaşın. Maurice Kraber. Maurice Kraber geçti öne o tempoyu verdi hani gerçekten bir kopartma yaptılar. Evet. Timothy O'Donnell acayip akıllı yarıştı. Hiç öne geçmedi neredeyse. Çok tecrübeli. Çok tecrübeli. Hani bana bulaşmayın siz kendi aranızda işinizi halledin dedi. Aynen öyle. Ben burada takılıyorum dedi. Bir 5 kişi onlar önden paketi aldılar gittiler. Aynen ve öyle. O ayakkabı giyme olayı aslında onunla beraberdi. Sonrasında Patrick Lange bisiklete bunu yani tamamlayamadı. Yani bıraktı. Eminim ki onlara haberi gitmiştir. Bir şekilde bir yerden ulaşmıştır diye düşünüyorum. Yani bir pankart mı kaldırmıştır, bir patlık bıraktım mutlaka demiştir. Mutlaka haberi gitmiştir tabii ki. Yani kulaklığı mutlaka tabii ki yok. O belki ilk 30K, 20K onu duymamıştır ama. Benim bildiğim kadarıyla motorlardan zaten bir şey açıyorlar. Zaman farkı açıyorlar. Adını görmemiş olabilir, bir şey olmuş olabilir, müşterini görmüş olabilir. Muhtemelen orada haberler zaten olmuş. En kötü döndüklerinde Langenay demiştir yani. Tabii. Hani dönüş noktasından tabii. Sonra. Şaşırtan beni ikinci olay bisiklette. Yani bu yarışta enteresan olan bir şey. Herkes Cameron Wurf'un yine bam gideceğini düşünüyor. Sonuçta Bailey Pinarello'yu PR'ını yapıyor aynı zamanda. Tabii. En iyi bisikletçi
gibi gözüküyor. Adam Tour de France gibi bir, yani Giro mu koşmuş, Tour de France mı koşmuş, öyle bisikletçi baktığın zaman aslında. Evet. Hatta yarıştan sonra çıktığı postun altındaki kutlamaları tüm siteçler yapmışlar. Hatta şey demiş içi port altında, okudun mu onu? Yok, ne demiş? Kürekçiye göre kötü değil falan tarzında bir şey yazmış. Adam eski olimpik kürekçi, ardından Tour de France seviyesinde bir bisikletçi, üzerinde de ayrı bir kürekçi. Canon değil döneminde Sagan'la aynı takımda falan yarışmışlar. Bindiler. Tabii. Tabii. Sonra işte Sky'a mı geçip bırakıyor, öyle bir şey oluyor galiba. O yüzden Pinarello ile hala onu devam bilmiyorum. Ediyor, bir şeyleri var çünkü. Şimdi bunları baktığı zaman derece şeyle, Gianfredo Alistair Broglie grubuyla Cameron Wurf'un arasında 2 dakika gibi bir fark var sadece. 2 dakika tabii. Yani 4-12, 4-16, 14 gibi zaman farkları var. 4-16 ön grup Frodeno çevirdi. Aynen. 4-14 Cameron Wurf. Yani şimdi burada şunu görüyoruz aslında. Cameron Wurf akıllı yarışmış. Evet. Patlatmamış kendisini. Yine tempoyu, yani şimdi kaç dakika geriden çıkmış? 5 dakika geriden çıkmış yüzmede. Tabii 5 dakika. Farkı 2 dakika daha iyi çevirerek sadece birazcık kapatmış. Ama orada o tempoda onu koruyan neydi biliyor musun? Arkada onların Sebastian Kienle'lerle beraber gittiği grup bence. Tabii. Sanders yani, vardı, Kienle vardı, aynen. Cameron Wurf vardı. Demiştir ki bu grup böyle gidiyorsa, evet, bu grup doğru gidiyordur. Ben bu grupta kalayım. Biraz tempoyu da ben vereyim. Biraz onlar da versinler. Sonuçta bu adamlar top 10 yarışacaklar. Belli bu iş. Değil. Biraz kontrollü gitti. Bence öyle oldu. Bu arada en iyi bisiklet süresi Boris Stein'e ait. Kaç? Alman. 4.13.18'li. 4.13 mü? Evet, 4.13.18. Bir dakika, Cameron Wurf'tan bir dakika daha iyi çevirmiş. Yani. En iyi bisiklet süresi Boris Stein'e ait. Bir koşuda da sonra yarışı bırakıyor. Bırakmış. İyi detay. Şimdi bisiklet parkuru bittikten sonra geçtik koşuya. Ben koşuyu izlemedim. İzleyen sensin. O zaman anlat. Frodeno çok iyi. Çok konsantreymiş. Çok. Çakmak yapmamış falan bile. Yok. Cameron Wurf, hatta videosu var. Cameron Wurf elini uzatıyor. Frodeno hiç oralı olmuyor. Üzerine video çeker, ben sana söyleyeyim Cameron Wurf. Yine bilmiyorum. Hatırlıyorsun değil mi son videosunda söylediği şey? Çok geyik bir adam zaten. Komik bir adam. Iron Man'in paylaştığı yazıyı hatırlıyor musun? Ne yazmıştı? Hatırlıyorum. Iron Man. Hatırlıyorum. Hani şey, okumayanlar varsa, bisikletle yanından geçerken işte döndüm selam verdim, bakmadı etmedi, aslında sadece iletişim kurmaya çalışıyordum falan, aynen, tarzında hani yine şey, o yani ona benzer bir şey oldu. Yine ona benzer bir şey oldu. Tam geçiyorlar karşılıklı. Cameron Wurf elini uzatıyor. Gianfredo'na bir çarp vermiş geçiyor. Evet. Frodeno beklentim çok üstüne koştu. 2.42 koştu. Çok bilenmiş. Ama yani ben ilk defa onun iki bu kadar 2 yılın acısını çıkardı. İlk defa onun bu kadar arkasına bakarken böyle har 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 giderken tempoyu verirken gördüm. Hiç bu kadar görmemiştim onu yani. 2 yılın acısını çıkardı. Tabii geçen yıl Bart ve David McNam'in o müthiş koşuları pek yoktu bu sene. Yani şey, geçen sene ekstra bir hava vardı. Rahat bir hava vardı. Tabii bu sene daha yani ekstrem hava bu seneydi aslında. Ben Hoffman ve Tim O'Donnell tecrübesini konuşturdu koşuda. Çok ya iyi koştu. Tim O'Donnell, sen hani ilk videoda konuşmuştuk yani böyle bir adamdı. Yani standarttan kastımız, evet, neydi? Stabil bir temposu var. Yani adam ilk 5 giriyor. İlk 10 her türlü giriyordu. Aynen. Bu sene de yine aynı temposunu dan gitti, ikinci oldu. Aynen. Şaşırtıcı olan yaşın 39 olması. Evet. Bu yaşta bu performansı çıkması. 39 yaşında kariyerinin en iyi sıralamasını aldı. Aynen Konada. Yani Konada ikinci oldu. 2015'te sanırım bir üçüncülüğü vardı. Onun dışında daha iyisi yok. Benim bildiğim kadarıyla da en iyi Amerikalı oldu zaman olarak. Zaman olabilir, evet. Yani 8 saatin altına inen, evet, belki de ilk Amerikalı oldu. Yani Sebastian Kienle'nin, yani ikinci bir Alman'ın üçüncü olması, yani bence Kienle'nin performansına şapka çıkartmak lazım. Yıllardır adam kürsüde ya, yani bir olamıyor belki 70.3'te veya Kona'da ama hep kafaya oynuyor bir şey. Hep kafaya oynuyor, hep kürsüde, hep ikinci, üçüncü, 16'da gitti 70.3'te ikinci oldu. Evet. İşte hani geldi şimdi burada üçüncü, bir sene sonra yine ikinci oldu. Yani bu arada Ben Hoffman dördüncü oldu, Kienle üçüncü oldu, aralarında da 50 saniye kadar fark var. Hep beraber toplamda, evet. Kafa kafaya gelmişler yani. Şaşırtan sonuç ne sene peki burada? Ha, bu arada şey, Cameron Wurf 5. oldu. Top 5 yaptı ve yarıştan sonra ilk 5 oturup böyle basın işte post race konferansı yapıyorlar. Bütün yarışanlar yarıştan sonra böyle hani finish fotosu koşarken, binerken, paylaşırken Cameron Wurf şeyi paylaştı. Eklerim onu da videoya, bu videonun içerisine. Pres konferansının fotoğrafını paylaştı. Sonunda ben de şu 5 kişilik masadan bir yer kapabildim tarzında böyle. Ya adam eğlenceli ya, bakma yani. Hani çok komik adam. Şey, çok renk atıyor. Iron Man'de çok komik adamlar. Cameron Wurf, Lionel Sanders. Hı-hı. Espri atışmaları, anlayışları, atışmaları, evet, atışmaları, evet, çok
komik renkli hale getiriyor. Evet. Tabii koşuda sürpriz Alistair Brownlee. Kimse beklemiyordu bu kalkötü koşmasını. Alistair Brownlee'nin şöyle şu anda tabii onun bisikletle konuşmadık ama bisikletle Jan-Fredo'nun temposuna kurban gitti bence o. Ya Alistair Brownlee aslında beklendik bir şey. Hiçbir yarışta ben Alistair Brownlee'nin bisikletle arkada kaldığını görmedim bugün. Kadansını gördün mü? Gördüm tabii ki. Yani Jan-Fredo'na 80 kadans civarı giderken 75-80 belki Brown'un 93'lük bir kadansa çevirdi. Ama olimpikten gelme çok daha normal. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musun? Daha adapte olmadığını gösteriyor tabii full ki. Mesafeye. Tabii ki. Daha hani vaktinin olduğunu gösteriyor yani. Özellikle Kona tabii çok farklı. Bunu yani konuştuk geçen videolarda da. Seninle, öyle bildiğimiz standart bir tam mesafeye benzemiyor Kona. Biz seninle bir şey konuşuruz. Daniel Rife'ın antrenman programını konuşuruz. Olimpikten döndükten sonra Ironman tam işte mesafe. Antrenörünü, bilet satın antrenörü değil mi onun? Evet. Bilet satına geçtikten sonra ilk yapılan şey Daniel Rife'da. Antrenman programında işte yüzmesinin biraz daha geriye çekilip ayak vuruşunun yavaşlatılıp bisikletle kadansının aşağı çekilmesi yani 70 kadanslara çekilip üzerine koşunun hani performansının da artışını gösterilmesi. Evet. Ben de sana gönderdiğim datayı hatırlarsan bir tane yarışta 60 kadans o zaman tabii diğer kim çalışmamıştı çevirdim ve yanlışlıkla 60 kadans. Yanlışlıkla 60 kadans ama en iyi yarışımı koşmuştum orada. Evet. Ve average benim de şu an 72-73 kadansa çeviriyorum ve en konfor hissettiğim şey aslında o. Nabız çıkmıyor evet power üretiyorsun ama antrenman yapıp uzun mesafelerde tabii şimdi çok teknik konulara da girmeyelim ama uzun mesafelerde düşük kadans gitmek atlete göre değişse yani de daha bir avantajlı fizyolojik olarak. Güçlü bir insansan nabzını çok fazla çıkartmadığı için aktif salınımını biraz daha aşağı tutabiliyorsun. Ama mesela Brownlee gibi yıllarca kısa mesafede yarışmış, yüksek kadans çevirmiş birini bir anda düşük kadansa geçirmek çok zor. Çok, belki zaman çok uzun yıllar alır. Geçen hani demiştik ya yarışmayı öğrendi diye. Kim sen de şimdi demiştin? Yani aslında hani bu yarışmayı bilmiyor mu? Adam dünya ikincisi oldu yani. Hani kaç tane yarış kazandı? Bu bahsettiğim şey yarışmayı bilmekten kastım. Mesela kamera var. Bu sene yaptığı gibi gidip de 4 saat çevirmeyip 4-15 çevirip daha akıllı yarışmaya çalışmak. Daha akıllı yarışmak yani o. Yani, bu Kenley için de geçerli bu arada. Eskiden deli gibi basıyordu hatırlıyorsan. Yo bisiklette har gidiyordu. Yoktu. Artık onu yapmıyor. Power metrem yok, saatim yok. Ben aynen, basarım giderim diyordu yani. Hissiyatla ben basarım giderim diyordu. Onu da kaldırdı ortadan. Frodeno'yu tebrik ediyoruz. Bence çok iyi yarıştı. Harika yarıştı. Yani ben bu kadar iyi yarışmasını gerçekten beklemiyordum Frodeno'nun. Yarıştan sonraki yorumları okurken peki onlar hakkında biraz bahsedelim. Aklında ne kaldı? Bahsedelim. Neler var, neler okudun? Mesela Alistair Brownlee'nin My Worst Ever 2 Hours in My Life diye. Ha evet. Hayatımın son, yani yarışın son 2 saatinin hayatın son en zor 2 saati olduğunu söyledi. Evet. Cameron Worth dediğim gibi işte 5 spottan bir tanesini kazandım tarzında bir şey. Ben çok bayılıyorum. Sebastian Kien'le yüzmesini eleştiriyor ya kendisini. Evet. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 79 Dünya Şampiyonası'nda fotoğraf paylaştı. Evet hocam, kapatıyoruz videoyu. Aklımda kalanları söyle. Ben aklımda kalan sadece 2-3 şey söyleyeceğim sana. Söyle. 1. Alistair Brownlee'nin yarıştan sonra söylediğim hayatımdaki en zor 2 saatti diye. My worst ever 2 hours, the last 2 hours koşu için. Çok bıraktığını düşünüyor. Ondan sonra yarıştan sonra Cameron Murphy'nin paylaştığı olduğu bir şey var. Fotoğraf var. İşte orada ben de bu 5 kişilik koltukta yer kaptım dediğim ondan sonra gibi. Güzel enstantaneler var, yeni böyle eğlenceli postlar var. Hatta Alistair Brownlee bu kadar çıkmış bir yarışı. Yarıştan sonra finişten geçerken çarpmış yanlışlıkla Jan-Fredo'ya. Ve sonrasında bugün story'de özür diledi. Yani Instagram story'sinde kusura bakmayın böyle bir şey. Aynen. Ama işte hani o arkadaşlıkları ön planda. Var mı senin aklında kalan bir şey yarıştan sonra? Son olarak söyleyeyim. Kadın erkek bu yıl Kona'da toplamda start alan prolarda 16 tanesi yarışı bırakmış. Tabii 16 tane pronun yarışı bırakması aslında parkurun ve Kona'nın ne kadar zor olduğunu gösteriyor bizlere. Büyük bir rakam. Tabii onlar açısından bırakmanın şöyle handikapları var. Handikap demeyeyim de yani hani ben bırakırım yarışı, kustum ettim diyelim, bir şey oldu, bırakırım. Biz amatörde olur, yarış kontrolü bırakırız, bunda bir sıkıntı yok. Oradaki her pronun temsil ettiği markalar var. Marka var ve yani insan olarak imajı var orada. İmajı var, arkasında yatırılan bir para var, bir şey var. Oraya katılmak için yıllar yani eskisi gibi değil. Artık yarış kazanmaları, normal yaş grubu slot almaları falan gerekiyor. Daha çok daha zorlaştı oraya gittiğinde onlar için. Yani o kadar zor kapıları aşıp da gidip orada hani yarışı bırakmak onlar açısından çok daha altında sert. Bakın dönüş çok daha zor. Yani 16 kişiye de bakılırsa Kona'nın aslında ne kadar zor olduğunu buradan anlayabiliriz. Aklıma gelen başka bir şey yok. İstersen kapatalım. Kapatalım.
Bir iki video olacak. Evet. Biz yetiştiremedik, yine çok uzun konuştuk. Aklımızdakileri anlatırken. Kadınlar videosuyla birazdan karşınızdayız. Görüşürüz.